Bada Vadisi, Endonezya. Sulawesi adasındaki ıssız dağların arasında bölgedeki tarlaların arasına dağılmış 20'den fazla monolit bulunuyor. Ana akım tarihçiler bu heykellerin M.Ö. 1. bin yıldan kalma olduklarını söylüyor. Ama yapıldıkları gerçek tarih tam olarak bulunamıyor. Vadinin büyük kısmı Endonezya'daki Güneydoğu Asya'da hep görüldüğü gibi çeltik teraslarından oluşuyor. Ancak bu çeltiklerin tam ortasında bu heykeller çıkıyor meydana. Orada öyle duruyorlar. Baktığınızda afallıyorsunuz. Taşlar, bu derin nehir vadisine kilometrelerce öteden 100 ton çeken dev kayalar halinde getirilmişler. Sonra bu dev kayalar vadiye çıkarılmış, sonra dikilmiş, sonra da taşa bu dev 5,5 metrelik heykel oyulmuş. Bunu neden ve nasıl yaptıklarını ise kesinlikle bilmiyoruz. Endonezya'daki Bada Vadisi, dünyadaki en muhteşem megalitik yapılardan biridir. Dev heykeller, örneğin Paskalya adalarında bulunan heykelleri çok yakından andırırlar. Peki ama birbirlerinden bu kadar uzakta olan monolitler nasıl olur da birbirlerine bu kadar çok benzeyebilir? Bazı araştırmacılar ilhamın aynı göksel ziyaretçilerden geldiğini söylüyor. Çok tuhaf. Uzaylıya benzeyen bu yüzler aynı oyma stiliyle yapılmış. Son derece simetrik. Çok güzel oyulmuş. Herhalde bunları yapanlar çok büyük ustalarmış. Bana göre birbirine benzesin istediler. Çünkü ataların, tanrıların resmedilmiş halleri bu. Dolayısıyla bu taşlar bu varlıkları anmak, onlarla iletişim kurmak için yapılmışlar. Özünde bize şöyle söylüyorlar. Bunlar bir zamanlar yanımızda olan ve sonra da giden tanrılarımızı anlamak üzere yapıldı. Acaba antik astronot kuramcılarının öne sürdükleri gibi bu monolitler uzak geçmişte dünyayı ziyaret eden dünya dışı varlıklara insanlığın saygılarını sunmaları amacıyla mı yapıldı?